Günaydın kanalıma. Hoş geldiniz yine ıslak saç, yine bir sabah ve yine bir günaydınla karşınızdayım. Bu hiç sekmiyor. Sanırım her blokta aynı şey olacak. Farklı bir heyecan arabayın her zamanki Sinem. Bugün tüm günüme dahil olacaksınız. Yoğun bir gün ve çok yapmak istediğim bir şeyi yapacaktım bugün, sürekli ertelediğim. O yüzden dedim ki neden sizi yanında gezdirmeyeyim. Çünkü Instagram'dan söylediğim zaman, işte ben aldırma olayından bahsediyorum bu arada. Herkes dedi ki işte video çek, ben de çok merak ediyorum, ben de aldırmak istiyorum falan. Dedim en azından hani aldırmak isteyenler fikir sağlar. Çünkü sizi de yanımda götüreceğim. Her işlemi doktorla konuşurken falan göstereceğim. Uzun zamandır erteliyordum. Aslında bu kadar büyük ve zor bir olay değil. Lazerle direkt yakıyorlar ve alıyorlar. Çok pahalı da değil diye duydum. Gerçi fiyat söylemediler. Önce bir görmeniz lazım falan dediler ama çok pahalı değilmiş. Öyle duydum. Çünkü Büşra da aldırdı. Büşra, tanesini kaça aldırmıştın? 50 TL'ye aldırmıştı bir tanesini mesela. Yüzünüzdeki ben sayısına bağlı. Ama Bursa'da başka bir yere aradım ve bana seans başı 1600 falan dedi. Ya benim bir tane benim varsa, da başkasının 10 tane beni varsa ikimiz de 1600 mi ödeyeceğiz? Bilmiyorum, orayı. Oraya gitmedim o yüzden. Öyle işte, bugün günlük bir vlog ve benimle birliktesiniz. Bir sürü şey yapacağız. Ama en önemlisi şu benlerden kurtulacağım. Kahvemi içtim, oturdum. Dizimi izledim. Yeni bir diziye başladık aslında. Benim için yeni, sizin için değildir de. Çoğunuz biliyorsunuzdur ve izlemişsinizdir. Hatta bana sövebilirsiniz bu diziye yeni mi başladın diye. Prison Break'e başladı. Bir günde 12 bölüm... Büşra da benimle tekrar başladı. Bir günde 12 bölüm falan izledik. Mahvolduk yani. O yüzden sabah uyanıyorum onu izliyorum. Gece yatıyorum onu izliyorum. Kalkalım artık, kahvaltı edelim. Randevu almadım. Pazartesi günü direkt geleceğim falan dedim. Belli bir saati yok ama ne kadar evden çıkarsak o kadar iyi. Çünkü AVM'de falan da işlerimiz var. Uzatmıyorum ve kahvaltıya geçiyorum çünkü çok acıktım ve sabah sabah ters ışıkta göz altlarım aşırı mor, yüzüm aşırı çirkin çıkıyor. Umurumda mı? Hayır. Kahvaltıda ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle bir şey vardı. Buğday rüşeğimi henüz daha önce hiç kullanmamıştım ama internetten faydalarını okudum ki çokmuş. O yüzden anlatamam, bir sürü. Google'dan yazın ve bakın, sadece faydalı olduğunu bilmeniz yeterli. Kan şekerini falan dengeliyormuş. Yani bu demek oluyor ki insanı uzun süre tok tutabilir. Bununla yulaf lapası yapacağım ama sadece bununla değil tabii ki. İşin içine yulaf da girecek. Yapalım ve yiyelim. Bundan ikişer kaşık kafi olur diye düşünmekteyim. Bir. Çalıştırıyorum. Hatta birer kaşık yeterli olacak. Bakın şöyle garip bir dokusu var. İnce çekilmiş yulafa benziyor. İki kişilik yapıyorum ya, birer kaşık ekledim. Yulafımı da rondodan geçirdim. Burada da üçer kaşık var. Bunu döküyorum. İçine birazcık da böyle chia tohumu atacağım. Bir, iki. Birazcık da bal. Sabırla karıştırıyorum. Güzel olacak bence. Üzerine de muz falan koyarız. Klasik yulaf lapası işte ya. İnternette tarifini vermeyen yok. Aynından işte her zamanki. Üşendim, o yüzden bunu hazırladım. Bir de canımız tatlı istedi. Bakınız. Onun kıvam değildir de bu. Nedir? Bebek maması yaptık. Gerçekten puding gibi oldu. Muzlarımızı koyalım. Şunun bir kıvamına bakar mısınız? Güzel oldu ha. Puding gibi oldu. O yüzden sevdim bu sefer. Şimdi bunlar bir gömülsün tabii ki de. Dizimiz eşliğinde. Bir saat molamız var. Mola derken evden çıkmamıza bir saat var. O yüzden bir saat boyunca izledik. İzlediğimiz kadar. Biz bunları bir yumulalım. Kahvaltı edeli tam bir saat oldu ve bir saattir dizi izliyoruz. Bitiyor bölüm, değiştiriyoruz. Sonraki bölüm asla yerimizden kalkamıyoruz ve dedik ki artık buna bir son vermek lazım. Kalk ve hazırlan çünkü gerçekten dışarı çıkmamız lazım. Daha kadınlara ben yazıp konum bile istemedim. Daha o yapılacak. Saçıma tipime bak Allah'ım, sen affet. Bir makyaj yapmaya gidelim, hazırlanalım, giyinelim, sonra giyinme odamı toplam. Giyinme odam? Benim giyinme odam yok. Giyinme. Giyinme dolabımı falan toplamam lazım. Ben gidiyorum gerçekten. Bu arada siz buranın bu halini gördünüz mü? Haberiniz yok muhtemelen. Instagram'dan gösterdim size ama şu anda bu vaziyetteyiz. Henüz bittiğini söyleyemem. Şu objeler değişecek. Şuralara bir şeyler gelecek. Hangisi? Orada bir atlet usul. Ay, nefes nefese kaldım yukarı çıkarken. Burada paletlerden yatak yaptık. Bunları vernikledik, zımparaladık falan. Görüntü bu. Bizim gayet hoşumuza gitti. Ne diyorsun Büşra Akman? Gayet güzel. Sadece şu çiçeği bir nereye koyacağımızı bilemedik. Bu bunların arkasına gelir muhtemelen. Bir de şu çirkin görüntü. Bunlar normalde iki palet dikine koyduk. Ölçüsü yetmedi. Aynen öyle. Ölçüsü yetmedi. Buraya yatay bir tane düz palet alacağız. Ve adamdan şeyi rica ettim. Buraya böyle düz bir tahta yapabilir miyiz? Çünkü siparişler verdim.
çerçeveler falan koyacağız ve şuraya şöyle ayna ve sarmaşık gelecek. Şunlar falan gidecek. Duracak olanlar bunlar. Şuna da böyle bir şey bulmam lazım artık. Buranın üzerinde asılmasından bıktım çünkü. Ama genel olarak güzel oldu bence. Seni aynadan çekiyorum. Bence de güzel oldu. Bakın. Güzel güzel. Okey, bitince bir dahaki vloglara yetişmiş olurum muhtemelen. Şu an verdiğim siparişlerin gelmesini bekliyorum. Şu anlık bu. Bu durumdayız. Okey, hazırlanma vakti. Hazırlanıldı dostlar. Şu anda büyük bir derdim var deyip iğrenç iğrenç koşuyorum. Çanta seçeceğim. Hangi çantayı takayım, o kombin hangi çanta güzel olur? Size kombinimi göstereyim de siz karar verin. Bakın şimdi. Bir tane şöyle bir siyah body. Şu yanları açık olanlardan. Bir de bunları hiç giymemiştim daha. Pantolonumu bulursam size şöyle bir koyayım da bulayım. Burayı da hala takmadım bu arada. Şu askılığı aldım ama bunlara tek tek sığmayacağı için bunlara da ayrı askılık alacağım. Onu bekliyorum. O yüzden pantolonlarım şimdi burada. Ay, bunları devirmeden bunu çekmek çok zor. Gel hadi bakalım. Okey. Bu pantolonu giyeceğiz. İki renkli olan. Terledin mi? Buna ne takabiliriz? Düz siyah bir çanta olabilir. Şöyle bir pantolon. Bunu da atalım. Altına siyah botumu giyeceğim. Üstüne de sizce. Sanki cevap verebileceksiniz de sizce. Ben vereceğim. Diyorum, neyse. Sizin adınıza bir şuraya cevap verecek. Almaya çalışıyorum. Şu mu? Böyle. Yoksa bu mu? Bu biraz iddialı olmaz mı? Benim tamam, kabuğum. Bakacağız. İkisi de burada dursun. Şimdi bir giyinip geleyim. Makyajımı da bugün hiç beğenmedim. Beğeneceğim dedim zannettiniz değil mi? Beğenmedim. Müziğimizi açalım. Bugünün şarkısını size bir göstermek istiyorum ama. Lütfen bak. Bugünün şarkısı tam olarak budur. 10-10 şarkı. Adam gibi her şey aldattım de bağır yüzüme. Bu kadar şarkı faslı yeter. Ben giyiniyorum. Giyinip size göstereceğim şimdi. Dostlar hazırlanıldı. Nedense bugün bir böyle güzel müziği kısalım hocam. Teşekkürler. Serdar dinliyoruz da biraz günlük rutinimizi aksatmayalım dedik. Bugün bir lan müziği kız. Thank you. Bugün böyle bir özenesim geldi. Neden bilmiyorum. Bir güzel giyinmek istedim. Belki fotoğraf falan da çekeriz. Niye iç çektiğimi bilmiyorum. Bir saniye çantam. İçime şöyle bir body giydim. Altıma da şu aralar en favori olan pantolonum. Dışarıda gören amcalar deli mi bu diyebilir ya da teyzeler. İki farklı renk ama güzel, yapacak bir şey yok. Ve şu ayakkabıları giydim. Bence güzel kombin. Yana da Büşra'nın seçimiyle bu çantayı aldık. Bilmiyorum, Büşra'ya güvendik, sonumuz ne olur bilmiyorum. Bu gideceğim yer... Ay! Fondöten sürdüm. Ben aldıracağız. Arkadaşlar. Yani fondöten dediğim BB krem de. Yine de sonuçta sıkıntı, lazer yapacaklar, bir şey yapacaklar. Belki bir sıkıntı olabilir. O benim hiç aklıma gelmedi. O biraz sıkıntı oldu. Neyse, buradan tın 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 ineyim şimdi. Orada muhtemelen sileriz o zaman BB kremi. Aynen. Yaparlarsa o zaman yapar. Ama şöyle bir sıkıntı var. Kadına yazdım. Kadın konum atmadı. Bizim problemimiz. Nasıl gideceğiz? Yoruldum. Topukla yıkamayla 3 adım atıp yoruluyorum ben. Benim neyime ya? Giysene eşofmanını. Şu telefonuma kap takayım. Şu görsele bak. Karşımda kim duruyor? Ay, ben bugün neden nefes nefese kalıyorum 2 adım atıp? Gerçekten yorgunum. Şuradan telefon kabımı ve cüzdanımı alayım. Hale bak. Sonra Allah bismillah. Bunu takacağım çünkü siyah. Çünkü kırmızı bu kombinime olmaz. Aha, mesaj geldi. Belki kadındır. Vallahi iyi insan, lafının üstüne. Annem arıyor. Efendim anne. Alo. Hani çaldırıp kapatmış olamazsın değil mi? Neyse, kadın konum attı. Ben bir annemle de konuşayım sonra. Arkadaşlar, ay motor geliyor, ölmeyeyim. Hava o kadar güzel ki. Şimdi bir AVM'de işimiz var. 2 dakika AVM'ye gideceğiz. Umarım 2 dakika sürer. Çünkü AVM'lerden haz etmem. Sizi de şuraya tam olarak bir koyayım. Anahtarımı bulacağım. Neyse, işte dediğim gibi AVM'ye gideceğiz. Keşke güneş gözlüğü alsaydık çünkü güneş var. Sonrasında da Allah'tan randevumuz yok. Randevumuz olsaydı biraz tedirgin olabilirdim. Çünkü insanları bekletmekten nefret ederim. Sizi nasıl tuttuğumu şu an bir görseniz hayret edersiniz. Sonrasında da işimize koyulacağız. Karar verdik. Dedik ki fotoğraf çekinelim. Şu an bir sıkıntımız var. Sıkıntımızı size bir göstermek isterim. Ben sizi yakınlaştırırım mı? Bakın sıkıntımız. Nerede göremiyorsunuz ama
Sıkıntımız tam olarak şu topuklu ayakkabı. Topuklu ayakkabıyla araba kullanmaktan haz etmem. Ben gerçekten bugün ya yorgunum ya halsizim Büşra. Süpersin. Hayır. Böyle iki şey konuşuyorum. Bak mesela indik asansörle indik. Merdiven de kullanmadık. Arabaya yürüdüm. Sadece iki adım attım. Babaanne gibi yapıyorum. Ne gerek var? Açıya bak. Şanssız. Aa, takamıyorum. Ama bu kadar da yeteneksiz olmaz. Yeteneksizlikte bir Aslı bir sen. Aslı. Hadi cidalım. Büşra'yla ani karar değişikliği yaptık çünkü lastiğimiz indi. Sur yapıya uğrayacaktık. Birkaç makyaj malzemesi alacaktım çünkü kapatıcım bitmişti. Ama söyledim ki Sinem sen gerizekalı mısın? Çünkü sürdün şu anda kapatıcını. Git diğer işlerini yap yani. O yüzden önce bir parkura uğrayacağız. Bursalı dostlarım bilir. Oradan bir kahve alacağız. Öyle sonra da yolumuz uzun. Uzun dediğimde 15 dakika falan. Ama trafik vardır ama muhtemelen. Ama bu beşikler çok bekliyor. Aynen öyle. Bak 5 dakikalık yolu bu saatte geldik. Neyse işte öyle yapalım diye düşündük. Lastik inik diyor. O yüzden bir petrol ofisine uğramamız lazım. Şu nedir ya? Arabayla alakalı sorunlar çıktığında o kadar sinirim bozuluyor ki. Bak şurada yazıyor, siz göremiyorsunuz ama görmeseniz bile sözüme inanmak zorundasınız, kusura bakmayın. Bu arada bunun odak sorunu çıktı, şu kameranın nazar değdirdim. Görüntüsü çok güzel, görüntüsü çok güzel diye. Şu an neden çenem düştü biliyor musun? Çünkü trafik var. Teşekkürler, lamba yandı. Bay bay. Geldik dostlar. Sinem Gütekin kahvesiz ayılamadığı için şaka. Kahve alacağız şimdi. Bay çaklık moka içmeden matematik çalışamıyorum. Bunu bilmiyor musun Zehra? Ve gözüme kestirdiğim bir yer var burada. Orada bir fotoğraf Ay yürüyemem. Adımımı boşalttım. Yürüyemem. Ben çalışmıyorum. Neyse ben maskemi takıyorum. Ay yoruldum ha. Sinem Gütekin fotoğraflarını burada çekiyor. Kameramanım da kendisidir. Ya burada çekeceğim ya da şu ilerideki bir yerde, ama önce burada deneyelim. Sizi şuraya sabitleyeyim. İzleyin. Bizi görecek misiniz? Görürsünüz. Git bakayım. Şimdi poz veriyorum. Ya böyle. Şimdi ilk kareyi hallettik. Onu yarım aldık. Bir de şu diğer köşede şey çekeceğiz, boydan çekeceğiz. Çünkü Instagram'a post atmam lazım. Hiç fotoğrafım kalmadı. O yüzden şurada şipşak yapacağız. Göstereceğim yeri de şimdi size. Burası. Burada böyle kombi fotoğrafları daha güzel çıkıyor. O yüzden daha çok ne... Ha, evet, merhaba. Gerçekten mi? Merhaba, güzel oldu. Evet, çektiklerim onayda şu an. Kontrol yapılıyor arkadaşlar. Bakalım çıkmış mı? Çıkmadıysa bir tur daha devam edeceğiz. Nasıl? Aslında şunlar falan güzeldi, yüzüm gözükmüyor falan. Bu bayağı kulduruyor mesela. Ağzımı kapasaymışım keşke. Dostlarım işlerimizi hallettik. Büşra süper ötesi bir kameraman olduğu için tek de halletti. Şuradan inebiliriz bence. Güzel oldu. Burada yürüyen merdivenler çalışmıyor. Ve kahvemizi alıp gidiyoruz. Saat kaç oldu? Benim telefonum sende değil mi? Aynen. İki, saat 2. Güzel güzel beklediğimizden daha hızlı oldu. Ve şipşak şipşak çıktı fotoğraflar. Gidelim ve bir kahve alalım. Benim geçen aldığım kahve çok tatlıydı Büşra. Çay tilatte. Bu sefer bence tadı çok güzeldi ama ay, burada görüntü çok kötü. Dostlar kahveleri aldık. Allah'ıma çok şükür değil şükür ki. Yani iki aktiviteyi bence erken hallettik diye düşünüyorum. Aynen. Hızlıca fotoğrafları çektik. Şu an aa tipime bak. Buz gibi çok iyi gelmedi. Hiç iyi gelmedi. Şu an boğazlarım dondu. Yaşasın, ben gerçekten sıcak. Salağım. Öyle demeyelim de. Arkadaşlarım şimdi arabamıza bineceğiz. Konumu da yolu da bilmiyoruz. Konumla gideceğiz. Şeyde şurada çok tatlı bir kızla tanıştım. Çok tatlıydı değil mi? Evet. Hayır diyormuşum. Şaka. Neyse arabaya geldik. Zaten şaka olduğunu anlamıştık. Hadi gidelim. Neyse gidelim. Gittik. Hadi bay. Benzinliğe geldim. Tekerleri sordum. Tekerler inik değil dedi. Neden böyle yazıyor dedim. Bilmiyorum dedi. Ben de tekerlerin inik olmadığına inanıyorum. Kontrol ettim de ayağımla. Hiçbir sıkıntı yoktu. Yolculuğumuz kaldığı yerden devam edecek. Bakın Müşra'ya. Hız kesmeden kahvesinden yudumluyor. Ben sefil kaldım. Benzine de çok zam gelmiş. Biraz daha ülkenin dertlerinden bahsedelim. Çok heyecanlıyım. Geldik ama nasıl geldik? Geldiğimizi bana sorun. En son ameliyat olduğumda bu kadar heyecanlanmıştım. Zafer Plaza'ya park ettik. Gideceğimiz yere yarım saat uzak. Yer bulamadık. Ve otoparkta da yer bulamadık. İkinci kata indik, üçüncü kata indik. Hiçbir yerde yer yok. En son dedim, kararttım gözü. Çarparsam çarparım. İstediğim yere park edeceğim. Şu an çok heyecanlıyım. Sanki
yani etimden et koparacaklar. Altı üstü. Bir saniye. Ay, altı üstü bir ben aldıracağız. Çok abartmadım mı Sinem Gültekin diyecek olursanız abarttım. Ama heyecanlandım çünkü bunların gitmesini çok istiyorum. Yüzümü de sildirecekler şimdi. Bakın şimdi size bir şuradaki ışıkta detaylı göstereyim. Bak 1, 2, 3, 4, 5. Şurada yeni çıkıyor 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane falan var. Şimdi diyeceksiniz ki Sinem sayma çoğalmasın. Ama zaten aldıracağım için çoğalmasın. Pek onun da değil. Maskemi almadım. Sayınca çoğalırmış şöyle diyorlar. Bekleyin yine. Büşra şeyi çeksene numarasını. Benim telefonum sende mi? Tamam. İkinci kat C8. Okey. Şimdi AVM'nin içine gireceğiz. Oradan dışarı çıkacağız. Oradan Pomara Caddesi'ne doğru aşağı doğru kıvrılacağız. Resmen Bursa turu yaptırdım size bilmem. Farkında mısınız? Bu arada Bursa'nın merkezine, benim ergenliğim burada geçti Nisem. Bursa'nın merkezine gelmeyeli o kadar uzun bir süre olmuş ki garip hissediyorum şu anda ve hani şu halde takıdık tıkıdık yürümeye hiç gerek yokmuş. Ayak kısımlarımızı göstersene. Bak aradaki fark. Normalde şu senin kıvamında ben olurdum. Ben asla topuklu giymezdim. İnsan büyüdükçe değişiyor. Vallahi değişiyor. Ben daha küçüğüm abla. Sen küçüksün küçüğüm ablası. Aa bakın biz. Ay arkada adam var. Neyse aman gidiyorum ben. Muhtemelen çok kalabalık buralar çekemem. Ay. İçeri girdiğimizde çekeceğim. Sonra da sizle pazara gideceğiz. Ha hayır. Aslan geldik. Biraz zor oldu konum. Ay var mı asansör? Konum bizi biraz şaşırttı ama bulduk. Heyecanlıyım ve gerginim. Çünkü ben birim tak 33. Dönüşte ne yapacağız Büşra? Ne pazara gidelim mi? Ne olur evde sebzem meyvem kalmadı. Sizinle birlikte pazara gitmek istiyorum. Gelmedim asansör. Gelmedim. Daha kadınlar video çekeceğimi bilmiyor. Aa, minik. Onu aydınlatacağım. Merhabalar. Kendinizi görün. Bakın. Siz. Işık güzelmiş. Şöyle çekeyim. Sağ ol beni kapattın. Ya şu benlerimden kurtulacak olmanın evet. Heyecanı ve şeyini yaşıyorum. Ne yapacaksın bana? Bir şeyi çok beğendin de bu arada. Üçüncü kata bastın mı? Dördüncü de hani evet evet. Tamam. Asansörde kaldık he. Kanka. Bir dakika sıfıra basacağım bir daha. Allah belanı versin. Yürürdük ne güzel. Ay şuradan mı çıkacaktık acaba? Ay bu ne ya? Ya çok korktum. Ben de korktum. Bir dakika. Sıfıra bir daha gidiyorum. Allah aşkına inelim de merdivenden gidelim. Ne olur çok korkuyorum. Açılmazsa ne yapacağız? Ay sıfırda açıldı. İnin yürüyelim lütfen. Salak kadın. Ne salak kadın yürü. Küçük oldum. Dönüyorduk az kalsın. Sağ tarafta da çıkışta oldum. Ne? Biz nerelere geldik ya? Ay merdivenden çıktık ya çok yoruldum. Çekme şarjı bitiyor sanıyorum her seferinde. Arkadaşlar giriş yaptık, kolonyalandık, dezenfektan. Şimdi bekliyorum da göstereceğim bir. Öncesinde kontrol tarzı bir şey olacak. Sonrasında bakacağız artık ne olacağını zaten size gösteririm. Derken size manzaramı göstermek isterim. Bana işlemi yapacak olan kişi şu anda bir başka bir işlemdeymiş. O yüzden sıra beklemekteyiz. Bakalım. Galoşlar giyildi. Burada otur. Şurayı çoğu Bursalı biliyordur. Şehreküstü meydana. Böyle bir yerdeyiz şu anda. Evet evet içi de güzel. İçini de gösteririm size birazdan. Garip bir şekilde heyecanlandım. Ama aynı zamanda mutluyum da. Çünkü gidecekler. Şundan gerçekten çok şikayetçiyim. Şey diyebilirsiniz hani. Şunlar ne kadar etki ediyor olabilir ama video çekiyorken bazen doğru ışıktan dolayı gözükmüyor onlar ama normalde çok göze batıyor. Özellikle şu, hani karakteristik bir özellik diyorsunuz ama istemiyorum ben galiba. Tamamen benden yok olsun ve gitsin istiyorum büyük ihtimalle. Bakalım ne olacak? Kontrol yapacağız önce. Hani bakacağız zararlı mı alması, zararsız mı falan diye anlaşılıyor mu zaten. Zararsız olursa ki inşallah olur ama genelde benim işlerim hiçbir zaman rast gitmediği için. Öyle de. Hiçbir zaman rast gitmediği için umarım bu sefer böyle olmaz ve tek de yaparız. Şu an tek temennim o. İçeri girince de bir konuşurum. Derim ki benim takipçilerimi anlatır mısınız? Benim dostlarım, arkadaşlarım onlar da aldırmak istiyor olabilir. O yüzden sizi de bir ayaküstü bilgilendiririm. Her gün yeni bir bilgi. Selam, hatırlarsanız balkonda otururken size bir cümle kurmuştum. Ne dedim? Benim işim hiçbir zaman rast gitmediği için olmayacak dedim ve olmadı.
çekemedim, orası biraz kalabalıktı ama haftaya cuma tekrar geleceğim, o zaman size detayları zaten yukarıdaki kişi de doktor da anlatır. Doktorun da güzellik uzmanı. Güzellik uzmanı olan kişi de anlatır. Şöyle bir sıkıntı var biliyorsunuz, yüzüm zaten bendolu ama benim en belirgin ve en şikayetçi olduğum şu ikili ve buydu, bu taraftan bakınca zaten böyle. Riskli benlermiş ve lazerle alınması imkansızmış. Yani anlattığı kadarını, aklımda kalan kadar size anlatacağım. Çünkü büyük heveslerle gelmiştim. Ama Allah'tan diyorum ki daha sorumsuz bir yere gitmedim ki, sırf böyle hani para için alalım diyebilirlerdi ve cilt kanserine bile dönüşebiliyormuş. Bu derin bir benmiş. Bakın zaten böyle et beni gibi, ne kadar yakınıma soktum. Aynen, plastik cerrahi alabiliyormuş ve derin bir iz kalabiliyormuş. Derin iz kalmasını hiç istemeyiz. Şu kenara geçelim. İnsan gelecek şimdi buradan. Burada anlatayım çıkayım çünkü dışarısı çok kalabalık. Sizi unutmak da istemiyorum diyeceğim şeylere. Dediğim gibi bu üçlüyü hiç aldıramıyorum. Ama şu diğer size gösterdiğim şu benler var ya, normalde bunları aldıracaktım. Ama Perşembe günü bunu da buradan söylemiş oldum. Perşembe günü şuraya sabitleyeyim de konuşayım hatta size. Perşembe günü İstanbul'a gitmem gerek ve 10 gün boyunca bantlı gezmem gerekiyormuş. Sıfır makyaj, hiç su değmemesi gerekiyormuş. İlk 3 gün değmeyecek değil mi su? İlk 3 gün hiç değmeyecek. 10 gün boyunca da böyle bantlı olacak ten rengi ama makyaj yapamama ihtimali biraz sıkıntı. O yüzden riske atmadım, haftaya cuma dedim. Ama bunlar her türlü kalıyor. Zaten aranızda onları aldırma, sana karakteristik bir özellik katıyor diyenler vardı. Onlar şu an bu videoyu likelarsa sevinirim falan diyormuşum. Yani yapacak bir şey yok, oturup da ooo benim aldıramadım diye, bu seçimle bir oturup da benim aldıramadım diye ağlayacak veya şımarıklık yapacak değilim. Sağlık. Sizden önemli ve aynen güzel öyle. De duruyor yani, Allah var. Çok da istemiyorum ama yapacak bir şey yok. Bununla yaşamayı öğrenmem lazım. Bahtsızlığımı size bir anlatmak istedim. Ne umduk ne bulduk ama muhtemelen bir tane daha vlog çekeceğim ben aldırırken, çünkü istiyordunuz evet. Yani. Şu an olmadı. Bir fragman gibi bir şey olmuş oldu. Bir denedik, geldik falan, gördük. Size detayları o zaman anlatacağım. Şimdi biz yola koyulalım. Günün devamına bu şekilde devam edeceğiz. Üzülmedim. Acılarımı unutup gratiste alışverişe düştüm. Şu maskara TikTok'ta o kadar viral olmuştu ki. Meraktan ölüyordum, bunu deneyeceğim. Hatta eve gidince birlikte deneriz belki, makyajımı çıkartırsam. Göz kalemi aldım, bir de her zamanki kapatıcımdan aldım. Öyle. Karanlık mıyız? Çok karanlık. Hayır, güzel mi? Nasıl kazıklandığımı size göstermek istiyorum. Ben gerçekten mesela trenç olduğumu alsam böyle olmayacaktı. Karardık bu ışık güzel de. Şuna 109 verdim. Ne kadardı bu? 54 miydi? 54'tü şeyde. 54'te. Pardon, 89'du. Ay pardon. O göz bu 89'du. Kalemiydi. Ben Trendyol'a bakmadan aldım. Kazıklandım bir. Şu göz kalemi, bu benim her zaman kullandığım bu kahverengi, gözlerimin altına ne çekiyorsun diyorsunuz ya. Bu. Buna 54 verdik. Trendyol'da 29 ya da 32'ydi. Çok sinirliyim. Kazık 2. Buna da 109 verdik. Bu da muhtemelen Trendyol'da daha ucuzdu. Evet. Kazıklandık. Karsız bir alışveriş. Ben size buranın altına maalesef linkini bırakırım, eğer almak gibi bir niyetiniz varsa bugün siz buradan almayın. Herkes geliyor, herkes. Ben neden aldıramadık? Olsun. Olsun be. Olsun. Yine muhteşem bir saat seçip harika bir trafiğe kaldık. Saygı ve sevgi değer kuzenimle. Zaten tadım kaçık. Bir de bu trafiği çekeceğim şimdi. Galiba benim biraz moralim bozulmuş arkadaşlar. Çünkü ben bir durgunlaştım. Bir derin derin sevdalara daldım. Ama yapacak bir şey yok. Üzülmedim. Zaten hiçbir şey beni yıkamaz. Çok küçük küçük hani. Evet. Böyle dibine girip sinem benlerine bakayım evet demedik. Ama belki Büşra onları aldırırsam o hani düz temiz görüntüye şey yapabilirim, ulaşabilirim belki. Ya aynen. Onlar alınır ya, ben de aldırdım onları mesela. O kadar çok tuvaletim var ki şu an ölüyorum. Tam 1,5 saattir falan tutuyorum. Dün kapuska yemeği yapmıştım. Aman oturdum, ne konuşuyorum şu an burada? Ne anlatıyorum size? Harbi sizde ne, biz ne yiyorsak yiyoruz falan diyormuşum. Yani bilmek zorunda değilsiniz. Bunu istemeyebilirsiniz. Bu sizin en doğal hakkınız. Bana ne senin kapuskandan diyebilirsiniz. Sadece dertleşmek istedim. O kadar, ben gidiyorum ağlayacağım falan. Şaka be, aman Allah'ım beni. Nedir yani? Ben her türlü güzelim. Teşekkürler. Oh. Bir şey demek istiyorum. Ne oldu? Ne diyeceğim benim haberim yok. Daha ne mi konuştum? Ben başka bir şey söyleyeceğim insanlara. Dizi izliyoruz ya biz 2 gündür. Prison Break izliyoruz 3 gündür. Ve arkadaşlar Scofield, bu şu kısmını biliyorsunuz. Allah kaşını gözünü versin, biliyorsunuz. Aynısı. Önümüzdeki arabada birisi var. Bir de sevgilisiyle oturuyorlar. Hani çiftler ama asla bakmıyoruz böyle. Ben bakıyorum ama benzediği için bakıyorum. Hani aynen, o kadar hani benziyor çocuk ki. Çocukta gözümüz olduğundan falan değil. Sadece hani tipine benzetiyoruz. Hani bakıyorum. Bakıyoruz. Tek başıma değilim. Aynadan yansıyor. Şurası ve çocuğun böyle şu bakıyor. Kısmı aynı Scofield. Yes. Kaşı gözü çok benziyor.
benziyorsa diğer yerlere asla benzemiyor. Hmm. Çok alakasız bir şey. Çok göremedim diğer yerlere. Çok alakasız gözler bir şey. Ama bir, yani çok benziyor ve bir saattir de önümüzdeler. İnadına da gitmiyorlar. İzliyorum. Onları kese kese şu an trafikte gidiyoruz böyle Scofield izleyerek. İnadına önümüzden gibi. De gitmiyor. Evet. Kız falan görse başka bir şey zannedecek ama. Yanındaki kız görse kesiyoruz zannedecek. Evet. Bir şey zannedecek ama yani hayır asla var. Ben sadece bakışla. Şarkımızı bir gösterir misin? Size yani? Şöyle yani. Böyle. Sonuna bakmam ben adam olmam. Neler ister de seni anlatamam. Bilmiyorum. Ay fermuarımı açmıştım. Yani fermuar derken. Ayakkabı fermuarını onu bir bağlayayım sizinle. Bir takım konuşmalarım olacak. Modumu düzelttim kendi kendime. Dur bir dakika. İyi misin? Heh. Pardon. Pazara gitmekten vazgeçtik dostlar. Heh. İkincisi de arkadaşlarım gelecek. İstanbul'a gideceğim için tek görüşebileceğim tarih bu tarih olduğu için birkaç bir şey yapacağım. Tarif yapayım diyorum böyle. Bu vlogu bu arada yarına sarkıtma kararı aldım. Çünkü üniversiteden kadim dostum İmran geliyor. Bir tane yeter mi? Yeter bence. Hatta belki bir tane bile yeter. Tane. Biz eve geldik. Ay eve geldiğimiz zaten ben size söylemiştim arkadaşlar. Neyse kostüm değişikliği yapıldı. Ev haline dönüş yapıldı. 3 saniye içerisinde galeta yaptım. Ben gerçekten. Instagram'dan takip eden kadim dostlarım, sevgili takipçilerim bilir ki galetanın her türlü, her şeklini yaptım. İncilisini yaptım, çileklisini yaptım, tuzlusunu yaptım. Şimdi de kan portakallısını yapacağım. Kan portakalı da çok güzel bir şey. Neyse biraz elimiz konuşsun. Bu arada bir vücudumun son halini bir göstermek. Instagram'dan garip garip hakaretler alıyorum. Kalbim hiç kırılmıyor, sadece sinirleniyorum. Sanki her sağlıklı beslenen insan sıfır beden olmak zorunda gibi arkadaşlar. Kavga mesajı. Yani sağlıklı beslenen, bunu zaten çoğunuz biliyorsunuzdur da bilmeyen bazı hadsizler mi denir, garip insanlar mı denir, ne denir bilmiyorum. Her sağlıklı beslenen insan sıfır beden olmak zorunda. Sağlıklı besleniyorsan kilolu olamazsın. Ya kilolu olduğumu düşünmüyorum ki olabilirim. Sağlıklı beslenerek bilmem farkında mılar? Diyetisyene giderek kilo alıyorsun. Niye? Çünkü porsiyonu fazlalatıyorsun ve kilo alıyorsun. Aynen. Şu an sinirlendim. Neyse. Sizlere buradan bardakla hepsine dislike. Onlara yemsin. Bana değil aşk olsun. Sinem'e like atıyoruz. Sinem Gültekin. O hadislerin dislike. Sinem Gültekin'in bu mecrada tek hak ettiği şey like'tır. Like. Abone olmaktır. Bu arada kanala abone olmayı ve videolara like atmayı unutmayın. Ben şimdi sormak istediğiniz şeyler şimdi aşağı yorum atabilirsiniz. Oklavam yok. Sinem Gültekin'in evinde oklava nasıl olmaz? Dediğinizi duyar gibiyim demeseniz bile dediğiniz varsa yorum unutmuşum. Şimdi bunu bardakla açacağım. Wow. Bunu ay nasıl açacağız? Bir tane daha fırın kağıdı lazım Büşra. Yok. Neyse o zaman böyle açacağım mecbur. Böyle bunu incecik yuvarlak bir şey yapacağım. Ortasına da şey süreceğim. Ne denir ona kız? Krem peynir. Sonra kenarlarından daha var. Sonra kenarlarından bunu katlayacağız. Ve bu çok güzel bir 5 çayı eşlikçisi olacak. Ben gerçekten artık yeni gelin gibi bir insan oldum. Bunu hafif tatlı ekşi bir şey yapmak istediğim için adoslar açılırsanız sevinirim. Taze peynir süreceğim. Ben krem peynir kullanmıyorum. Labne de kullanmıyorum. Direkt beyaz peynirin sürülebilir halini kullanıyorum. Bu böyle garip bir tat versin diye. Bunun ölçülerini istiyorsanız eğer Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Aşağıdaki postlarımda var. Bunu gelişi güzel, zevkime göre, kafama göre efendime söyleyeyim. Keyfimin kahyasına göre sürüyorum. Ne kadar sürdüğüm, ne kadar bulaştırdığım kimseye alakadar etmez. Çünkü keyfimin kahyası tatlısı bu. Adını ben buldum. Nasıl? Mükemmel. Şimdi ayrı, ben gerçekten artık bana bir yemek sabah programı sunma teklifi gelebilir mi? Artık son şeyim bu. Bunları böyle böyle. Bakır rengine bu gerçekten çok güzel bir şey. Resmen C vitamini kokuyor. Hayatımda hiç C vitamini koklamadım. Bunları böylece ne? Süslü püslü, süslü püslü diziyorum. Siz süssüz püssüz de dizebilirsiniz. Elinizdeki portakal sayısına göre ben de öyle yapıyorum şahsen. Kız çok güzel oldu. Ben bunu bir Instagram'a story atayım. Arkadaşlar bu kız bu işi cidden yapıyor. Ha? Sen dedin. Dedim ki arkadaşlar bu kız bu işi cidden yapıyor. Kuzenim benim otanları yapan. Kaçıncı dereceydi? Lan yaptım. Fransız mı?
Vallahi fanlı. Buradan fan club'larıma selam. Bunu istediğiniz meyvelerle şey yapabilirsiniz ha. Kimse ilgilendirmez bu. İsterseniz erik koyun, mürdüm eriye. Karpuz bile koyabilirsiniz ama güzel olacağını zannetmiyorum. Karpuzun ben güzel olacağını sanmıyorum. Vallahi şeftaliyle çok güzel oluyor. Portakal da çok güzel oluyor. Çilekle. Of, çilekle var ya. Tatlı misafirlerinizin tatlı tatlı kalbini çalabilirsiniz bu tarifle. Yine yaparken ortalığın anasını ağlatmazsanız benim gibi güzel olur. Bana bir enerji geldi kızlar. Bak yer yer yükseliyorum, yer yer alçalıyorum. Neden bilmem, ikizler burcu ama da değilim. Büşra ikizler bana burcu, o yüzden ikizler burcu ondan pek haz etmiyorum kendisinden. Evet, ben ikizler burcuyum. Ve bununla da gurur duyuyorum. Ben valla biraz üzülüyorum balık sana. O yüzden yani normal şaka ikizler şaka burcu gibi değilim ben. Büşra'nın yükseleninin balık olması onu biraz daha durgunlaştırıyor ve şerefsizlikten bir tık daha alıkoyuyor diyebilirim. Övdüm seni falan. Ya düpedüz ikizler burcu olsaydı. Ama gerçekten arkadaşlar ikizler burcu arkadaşınız varsa Allah sabır versin. Bir tık şerefsizler. Ama ben öyle değilim. Ama eğer yükselenine bakın. Eğer böyle iyi bir burç değilse mesela balık. Biraz da astroloji. Onlar çok iyi oldu. Bu kanalda her şey var, her şey. Tarif desen var. Dedikodu desen var. Sabah programı mı? Var. Astroloji mi? Burada. Giyim kuşam mı? Burada. Eğlence? Burada. Yemek? Burada. Gıybet? Burada. Çok bayağı burada. Neyse gereksiz samimiyete girmeden şu güzelliğin bir tadını, ay tadını diyorum, görüntüsünü size bir göstermek isterim. Bir bak. Bir bak. Bir bakayım. Nasıl? Ben bir saattir bakıyorum zaten. Çok güzel oldu. Bunu bir yolcu edelim arkadaşlar. Bu bir gitsin. Bu bir artık gitsin, pissin. Bitti. Bitti. Güzel oldu. Şimdi bekliyoruz. Şimdi bekleme vakti. Ama zannetmeyin ki geçen seferki gibi bekleyeceğiz. Vaktimiz yok bekleyemeyiz. Bu sefer ne olmayacak? Bu sefer insan gibi bekleyeceğiz. Hadi bay bay. Arkadaşlar günaydın. Saat tam 8'i. Bu ne lan? Bu ne? Az önce ben dinleniyor muydum? Of ya, gece 3'te mi 4'te mi? Hadi bakalım. Tipime bakın Allah'ım, çok kötüyüm, yüzüm nasıl şişmiş. Gece 3'te mi 4'te mi ne uyudum? Neden böyle bir şey olduğunu bilmiyorum. Diziyi bitirmeye çalıştım. Dün akşam arkadaşlarım geldi. Hayvan gibi oturduk, oyun falan oynadık. Şimdi üniversiteden arkadaşım gelecek demiştim ya size dün. Bu arada of ya, çok uykum var. Ben nasıl cümle kuracağım şimdi? Tamam okey, toplayacağım cümle. Dün size bahsetmişimdir. Üniversiteden arkadaşım gelecek demiştim. Geliyor. Yani gelmek üzere. Ben de o yüzden bu saatte kalktım. Çünkü bu saatte geliyor. Yani mantıken of ya. Türkçeyi unuttum. Çok uykum var. Bakalım nerede? Ölüyorum. Hazır mısın Büş? Lensini takıp geliyor Büşra, kör de. Laura. Bana kör dediğin için ağladım. Kuzenim. Günaydın. Günaydın. Gidelim yoksa çok geç kalacağız. Bak görüyor musun? Bok yedik. Hırka değişikliği yaptım. Siyahlara büründüm çünkü. Matemdeyim falan diyormuş. Allah'ım çok kötü. Hava da çok soğumuş. Yemin ederim yine göt kesiyor. Daha dün bahardı. Şu anda bir anda sonbahar olmuş. Ben sabahları IQ'suz oluyorum biliyor musun? Sıfır. Biliyorum mu? Biliyorum, birlikte yaşadık. Hayır hayır falan diyor insan. Benim aynamı kim indirdi lan? Kim elledi lan? Kim indirdi lan benim aynamı? Biraz müzik açar mısın Serdar Ortaç falan? Açarım canım. Teşekkürler. Ay. Günaydın arkadaşlar. Günaydın ya. Arkadaşlar çok üzgünüz. Yaşadığım... Ay. Bir dakika, benim çalışmadı şu an. Benim de sabah diyorum ki. Sabah kalktım çünkü sabah. Ne diyecektim ya? Ya. Yaşattığımız rahatsızlıktan dolayı çok özür dileriz demek istiyordum ben bir saattir. Beynim, vallahi kimse. Beynim şu an çalışmaya başladı. Kimse sabahları insanlarla muhatap olmamalı. Kimse kimsenin yüzüne bakmamalı. Aynen. Mümkün olduğu sürece. Çünkü insanlar çok suratsız oluyor. Ben mesela çok suratsızım şu anda.
Kimseye kusura bakmasın. Kimseye kimse giremem. Kusura bakmasın. Sabah sabah. Kimse. Şimdi ben İmran konum atmış, ona bakacağım. Tamam, ben de co-pilotluk yapacağım. Neredeymiş ona bakacağım. Allah'ın izniyle yarım saat yolumuz var. Trafikle bir saat. Aynen öyle. Ha, nerede lan bu? Teletabilerin veda zamanı. Tipime bak, ben de çok kötüyüm. Oy. Hani ben seni gördüm. Koş. Arkadaşım geldi. Bekliyorum, insanlar bana deli gibi bakıyor. Kapıyı kapama, gittik alırız. Anahtar içinde. Ay, benim cebimde bir şey var. Vallahi heyecanlandım. Sanki yıllar sonra kocamı görecek gibiyim. Çünkü bir senedir biz görüşmüyorduk. Bu ağzına sıçtığımı koronası. Çok heyecanlandım. Hello. Ne yapıyorsun İmran? Benim YouTube kanalıma merhaba hadi. Benim tipimi gördün mü acaba? Bana bakar mısınız? Neyse, ben kapatıyorum. Biraz hasret gideceğiz hadi. Hadi kameramı alış, Dostlar, biz ne yapıyoruz biliyor musunuz şu anda? Kız yoldan geldi ve ben onu arabada oturtuyorum. Evet. Böyle de bir arkadaşım işte. Böyle misafirperverim. Hiç böyle önemli değil. Harika bir insanım. Geldik Migros'un önünde bekliyoruz. Şarjım bitiyor. Benim tüm arkadaşlarım böyle, anladınız mı? Bu asla plazlı bir şey değil. Hani birimiz bir şey yapmaya başlasın, diğeri de iniyor yani o ipin ucuyla kuyuya. Şimdi markete gireceğiz işte, sonra eve geçeceğiz. Muhtemelen sizi bir şarj ederim, sizin şarjınız bitti çünkü. Sonrasında biraz yoruldunuz, siz dünden beri taşıyorum sizi elimde. Çok hasar gördünüz, yer düştünüz. Evet, bu vlogu dün başlattım. Akşam çekmedim işte, unuttum. O zaman görüşürüz. Şarj edince size açacağım. Muhtemelen kahvaltımıza eşlik eder. Sonrasında da gereksiz samimiyete girmeden bu vlogu bitiririz artık. Öğleden sonra ya da kahvaltıda görüşürüz. Arkadaşımın keyfi ve kahyasına kalmış. Bay bay. Ev moduna... Ay, kahvemiz taşmasın. Ev moduna giriş yapıldı. 90'lar Türkçe pop tabii ki de dinlenecekti. Nasılsın canım? Seni biraz darlayayım kameramamla. Nasıl? Ay, benim tipimi gördün mü acaba tam olarak bu tipte? Bu kanala konuk olduğun zaman bak, biraz da doğallık konuşalım. Cennet Mahallesi gibi. Oradan oraya, oradan oraya asıyorum. Kız, cildim bir beyaz duruyor. Benlerimi artık böyle gözünüze sokacağım çünkü bunlara alışmak zorundayız. Ben de alışmak zorundayım, siz de alışmak zorundasınız. Eve geldik, kahvaltımızı yaptık. Envai çeşit dedikodumuzu yaptık. Üniversitede bizden şu anda laf yemeyen insan sayısı 2 falandır herhalde. Aynen. Herkesin içinden geçtik. Herkesin, üzgünüm herkesin adına. Şimdi kahve yapıyoruz, Türk kahvesi. Biraz da kahve içtiğinde dedikodu yapalım ve fal baktıralım dedik. Fal baktıracağız. Fal önemli. Fala inanıyorum. Falsız da kalmıyorum Erdem. İnanıyorum, üzgünüm. Şuradan da Aroyun'da şunu yememiz yok mu? Birer tane. Bence var. Bir zararı olmaz yok. Diye düşünmekte. Yep. Şey gibi. Hazırlandık, dışarı çıkacağız, tamam mı? Arkadaşım gelmiş, Bursa'yı gezdireceğim ona, dolanacağız. Keyif yapacağız, havaya bak. Kadere bak. Kadere bakar mısın gerçekten? Bu ne? Yapacak bir şey yok. Bu arada rimeli göstereyim mi size, nasıl göstereyim? Bakın, sevdim, beğenildi. Ay, seni Büşra zannettim ya. Hazırlandık, çıkacağız şimdi. Annemlere gideceğiz. Hava da bok gibi. Ama önce bir sur yapıya uğrayacağız. Orada belki bir kahve içeriz. Ben bu vlogu burada kapasam ya da yok ya, kapamayayım. Sizi yakadı kapayım mı ya? Vallahi yapacak bir şey kalmadı. Sizi şuraya bir aynen öyle koyayım da kapatayım ben ya. Çünkü kapamam lazım ki sizi editleyeyim. Sizin editleyeyim ne ya? Bu videoyu editleyeyim. Dostlar, buraya kadardı birlikte olan maceramız. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Bir sonraki vlog nedir İmra? İstanbul. İstanbul vlogu gelecek büyük ihtimal. Bundan sonra bir de Aslı ile soru cevap çektiğimiz video var. Gel. Soru cevap gel. Arkadaşlar, geç ondan da geçsin olur arkadan. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Soru cevap çektiğimiz video var. Editleyebilirsem inşallah bu yoğunluğun arasında onu da yükleyeceğim. Görüşürüz, tamam mı? Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay. Bay.